Herkese merhabalar. Ben Esra Ertuğrul, emzirme danışmanı ve bebek hemşiresiyim. Bugün size özellikle doğuma bedensel ve ruhsal olarak nasıl hazırlanmalıyız? Bundan bahsetmek istiyorum. O yüzden önce başlığımızı bir yazalım. Hamile kaldığımız an en büyük heyecanımız bebek nasıl gelecek? Doğum nasıl olacak? Bunu merak ediyoruz. Hazırlık değilim. Bunu da böyle pinlediğim zaman hop. Hemen yayınımıza başlamış olalım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş zaten biri gelmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da önce size bir genel bilgi vereceğim. Bu süreçte nasıl bir hazırlık aşamasından geçmeliyiz, neler yapmalıyız. Sonrasında da sorularınız varsa mutlaka sorularınızın hepsini cevaplayacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim, normalde yayını kaydediyoruz ve sonunda da ilk adımların hesabında IGTV'si olarak da sonrasında da tekrar izleyebilirsiniz. Sorularınız olursa ben evet elimden geldiği kadar cevaplayacağım ama yetemediğim ve yetişemediğim yerlerde ya da hani yayın bittikten sonra aklınıza bir şey gelirse de postun altına sorularınızı yazarsanız ilk adımlardaki arkadaşlarım bu konuda çok bilgililer zaten size o anlamda da destek olacaklardır. Şimdi hamile kaldığımızda hamilelik sürecini böyle 3 farklı trimester olarak yani 3 aylık bölümler olarak ayırıyoruz. Ve genelde de hamileleri bu şekilde takip ediyor hekimler. Şimdi 1. trimester, 2. ve 3. trimester diye baktığımızda 1. trimester yani ilk 3 ay bebeğin cinsiyetini bebeğin varlığını öğrendiğimiz aletimiz gecikmesiyle doktora gidiyoruz. Kan tahlili ve ultrason muayenesinden sonra bebeğimiz BTCG'miz pozitifse bebeğimiz geliyor artık. Daha sonra bu genelde 4-5. 6. haftalarda olur ve yaklaşık 8. hafta gibi de bebeğin kalp atışını görürüz. Kalp atışını gördükten sonra da zaten büyük bir heyecan başlar. Ben kendi oğlumu hatırlıyorum. Çok büyük heyecan da duyabildiğim en güzel sesti benim için o zaman. Bebeğin kalp atışlarını duymaya başladıktan sonra da artık yavaş yavaş hamilelikle ilgili bazı özellikle ilk dönemlerde bazı şikayetlerimiz olabiliyor. Çünkü gebelik hormonunuz vücudunuzda belli bir form olduğu, belli bir alışıncaya kadar bu süreci yaşayabiliyoruz. Bunlar ne olabiliyor? İşte bazen böyle adet ağrısı gibi kalp kasıklarınızda hafif ağrı olabilir. Bu ama dinlendiğinizde geçer, uzar ve devam eder ve artıyorsa doktorunuza gitmelisiniz. Göğsünüzde böyle sertleşmeler hissedersiniz. Sanki adet oluyormuşsunuz gibi hissedersiniz aynı. Sonra karnınızda ağrı, halsizlik, uyku hali gibi sıkıntılar olabilir. Bunların hepsi esasında vücudun gebelik hormonuna alışma dönemidir. Onun dışında da bulantı kusma tabii hepimizin bildiği şey. Benim böyle uyku hali bir durumum vardı. Annelerle, hastalarla konuştuğum zaman böyle beynimin yarısı uyuyordu. O kadar benim uyku halim çok fenaydı. Bulantı kusma da başlar ve bu dönemde yaklaşık 3. ayın sonunda bunlar gider. Ama bulantı kusma gibi şikayetiniz var ve siz de şu an hamileliğinizin başındaysanız eğer şöyle diyebilirim. Eğer ben bulantı kusma ile ilgili bir şikayetim varsa eğer bunu burada şey yapabilirsiniz. Yataktan birden böyle pat diye kalkmayın. Çünkü tansiyonunuz da burada ani oynamalar yaptığınız tansiyonu da etkileyecektir. Ne yapabiliriz? Böyle minik krekerler bulunduruz yatağımızın başında. Bir yer dışarıdaysanız çantası bir naneli şeker olabilir. Bir çubuk kreker bulabilirsiniz. Tuzsuz sarı leblebiler ya da beyaz o küçük leblebiler çok işinize yarayabilir. Çantası leblebi bulundurursunuz. Bunlar biraz rahatlatır. İkinci trimestre geçtiğimizde artık bebeğin yavaş yavaş şeyini görmeye başlıyoruz. Cinsiyetini öğrendiğimiz bir dönem. Gebelik şekerinin bir şekilde gebelik tahlili yani şeker tahlilinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili böyle kafalarımızda soru işaretleri var. Biliyorsunuz ki böyle bir bununla ilgili çok fazla paylaşım oldu ama hamilelik dediğimiz süreç hormonal bir süreç olduğu için mutlaka gebelik şekerinin bakılmasını önemsiyoruz ve mutlaka buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gebelik şekeri önce 50 ya da 75 gram bakılır. Eğer onda bir sıkıntı varsa 3 saatlik 100 gram yükleme yapılır. Eğer siz 50-75 gram herhangi birini baktırdığınızda 1 saat sonra sonucu alıyorsunuz ama 100 gramlık yükleme yapılacaksa yanınızda birinizle gitmenizde fayda var. Biraz 3 saatlik yorabiliyor. Ama burada bunun mutlaka bakılması önemli. Bunu ihmal etmeyin. Bazı durumlarda da 3 aylık şeker tahliline bakılıyor. 3 aylık şeker durumunuza göre de açlık ve tokluk
şekerinizin düzenli olarak takibiyle bu süreç belirleniyor. Bunun yanı sıra bu takiplerden bir tanesi de bebeklerimizi hamile kaldığımızdan doktorumuz bizi ne yapıyor? Önce tartıyor. Sonra da tansiyonunuzu ölçüyor. Çünkü 15-16. hafta gibi bebeğin kan dolaşımı sizin kan dolaşımınıza eklenmeye başlıyor ve doğal olarak vücudunuzdaki kan volümünüz artıyor. Kilo ile beraber kan volümü de arttığı için doğal olarak bu tansiyonu etkiliyor. O yüzden mutlaka ideal kilolarda gitmeye çalışmak. Mesela ben kilolu biriyim biliyorum göründüğü gibi. Ben benim gibi kilolu biriyseniz bu sürecinize diyetisyen desteği almak çok önemli. Çünkü olabildiğince az minik kilolarla bu süreci devam edersek olabildiğince çok daha tansiyonunuzu oynatmıyorsunuz. Özellikle beden kitle indeksi dediğimiz normal kiloda kalmış bir insan, bir anneyseniz çok dert değil. 10-12 kilo kadar var ama kilolu biriyseniz mutlaka tansiyonunuzu hem takip etmeniz hem de kilonuzu mutlaka diyetisyenle devam etmeniz gerekir. Yani şöyle söyleyeyim, 6 aylık hamilesiz hiç hareket etmiyorsunuz. Yani hareketsiz olmak özellikle mi tercih ettiğiniz bir şey, doktorunuz hareket etmemeniz gerekiyor diyorsa tamam, sıkıntı yok. Ama hiç hareket etmiyorsanız ve doktorunuz da öyle böyle bir şey demiyorsa bu süreçte biraz hareket etmeniz, yani fiziksel aktivitelerinizin normal zamanda nasılsa aynı şekilde devam etmenizi öneriyoruz hamilelikte. İlk 3 ay evet riskli bir dönem olabilir. Hiç spor yapmadıysanız şimdiye kadar o dönemde çok zaten genelde hekimler tavsiye etmez. Hekiminiz tamam artık yapabilirsin dediğinde yürüyüş yapabilirsiniz. Yaz dönemindeyiz, yüzebiliyorsanız yüzebilirsiniz. Bunlar bütün bedeni çok rahat çalıştırdığı için de sizin daha rahat ve daha gevşemiş olduğunuzu hissettirecektir. Tabii ki şu anda pandemiden dolayı biraz daha sıkıntılı bir durumdayız ama birazcık açıldı. En azından günün erken saati ya da biraz daha akşama doğru maskenizi takıp hafif daha sakin ortamlarda minik yürüyüş aktiviteleri yapabilirsiniz. Ya da bizim gibi böyle pek çok kişi canlı yayın yapıyor. Bu canlı yayınlarda özellikle hamile yogası gibi böyle minik şeyler yapan aktiviteler yapan ve bu konunun uzmanı olan insanları izleyebilirsiniz. Onlarla beraber minik etkinlikler yapabilirsiniz. Doktorunuz yürüyüş verdiyse böyle şey yapın, yani bütün enerjinizi toplayın. Böyle bu işte hamilelikte de bir şey çok önemli. Mesela spor tarzı şeyler ne zaman başlanır demişiz. İlk 3 ayı atlattıktan sonra, yani ilk 3 ay dediğim gibi bebeğin organlarının geliştiği ve oraya rahiminize yapıştığı ve gelişimi için orada kendini yer edindiği bir dönem. Oradan sonra artık yavaş yavaş minik egzersizler yapmamız lazım. Çünkü doğum esnasında, yani doğumun sonlarına doğru geldiğimizde bebeğimiz bir kere içimizde büyüyor, kocaman oluyor, bütün yük bacaklarımıza eğiyor ve özellikle doğum anında rahim ağzının açılması için biz çömelme hareketleri tavsiye ediyoruz. Sanki alaturka tuvalette oturuyormuşsunuz gibi karnınızı öne doğru alıp yere doğru çömelmeler, squat tarzı hareketler çok öneriyoruz. Şimdi eğer siz bu zamana kadar bunları hiç yapmamışsınız, o an sizi çok zorlayabilir, çok zorlanabilirsiniz. Çünkü bacak iç kaslarımız çok zorlanır. O yüzden yürüyüş yapmak, yüzmek, minik minik o küçük hareketler yapmak. Mesela bir tane pilates topunuz olsun ki pilates topu sizin bedeninize göre olsun. Çok uzun boylu, kısa boylu aynı bedende olamayabilir. Oturduğunuzda bacağınız böyle 90 derece bir açı olması gerekiyor. Onun üstüne oturup arada şöyle karnınızı onun üstünde şöyle sallayabileceğiniz minik minik egzersizler yapabilirsiniz ki doğumun sonunu, yani doğum anına geldiğiniz zaman da pilates topunun üstüne oturmak, hafif üstünde zıplamak, karın üstünde önle arkaya doğru dairesel hareketler yapabilmek rahim ağzınızı kolaylaştırırken son anda bunu, hadi bunu demişlerdi de alayım topu yapayım deyip önceden hafif hafif onun üstünde oturmayı öğrenmek, minik minik kalça hareketlerini yavaş yavaş yapıyor olabilmek. Böyle onun dışında söyleyin minik küçük squat hareketleri yapabilmek çok iyi gelecektir. Koşu bandında yürüyüş, yani şimdi şöyle, çok zorlamadığınız sürece kendinizi tabii ki yapabilirsiniz. Mümkünse dışarı çıkabilmek ama dediğim gibi yani pandemi falan filan, yani buralar biraz karışık. O yüzden evinizde camı açın, güzelce bir oksijenlendirin ve hafif hafif olmak kaydıyla sizi çok zorlamadığı sürece tabii ki koşu bandında minik koşular yapabilirsiniz. Yavaş yavaş yürüyüşler yapabilirsiniz. Çok dizlerinize yüklenmeyin yalnız. Çünkü koşu bandı bir süre sonra diz kapaklarınız için yorucu olabilir. Ona dikkat ediyoruz. Yine bu egzersizlerin yanı sıra da esasında tam doğum anında bebeği vajinal kaslarınızı iterek çıkartmanızı sağlayacak olan sağlaması için o vajinal kasını çalıştırmamız gerekiyor. Ve bunun için
Kegel egzersiz dediğimiz bir egzersiz var. Bence normal doğum ya da sezaryen şu an sona doğru nasıl olacağı hakkında hiçbir fikriniz yoksa ve kafanızda normal doğum gibi düşünüyorsanız Kegel egzersizi yapmanızı tavsiye edebilirim. Bu egzersizle ilgili çok fazla da bilimsel çalışma olduğu için yapıldığında bebeğin doğumunda daha kolaylaştığını görebiliyoruz. Bunun için ne yapacaksınız? Sadece bir kere yine. İdrarınız varsa tuvalete gidiyorsunuz. İdrarınızı biraz bırakıyorsunuz, tutuyorsunuz. Bırakıyorsunuz ve tutuyorsunuz. İşte bu bırakma, tutma, sıkma, bırakma hareketleri bizim o vajinal kaslarımızın çalıştığını gösteriyor. Fakat bunu sadece bir kere idrarınız varken yapın. Hem farkındalığınız olsun diye hem de o el tutma bırakmada bunu zaten her idrarın tuvaletimiz geldiğinde eğer yakınımızda tuvaletimiz yoksa tuttuğumuz o yaptığımız hareketi daha bilinçli bir şekilde yapabilmeniz açısından bunu öneriyoruz. Bunu olabildiğince doğum öncesinde yapabilirseniz vajinal kaslarınız güçlendiği için özellikle bir itme ve çam o kafasını çıkartma döneminde size çok fayda sağlayacaktır. Bunu ben genelde annelere şöyle öneriyorum. Günlük aktivitelerinizle birleştirin. Yani ben eğer sabah akşam diş fırçalıyorsam her sabah ve her akşam diş fırçaladığında 10'ar 15'er tane yapmanızı tavsiye ederim. 10-15 tane Kegel egzersizi yapmanızı tavsiye edebilirim. Ya da halen işe gidiyorsunuzdur. Saat 10.30 gibi bir çayınız vardır. Akşamında da bir kahve içiyorsunuzdur. Yani standart günlük bir işinizinle onu birleştirin. Yanınızda birileri bile olsa şu an ben vajinal kaslarımı açık bıraktığımda kimse bunu fark etmez. O yüzden hani her zaman yapabileceğiniz bir şeydir. Bu bence doğum öncesinde yapabileceğiniz en güzel egzersizlerden bir tanesi. Vajinal kaslarınızı hem farkındalığınızı sağlayacaktır hem de onların kasılarak çalışmasını ve doğal olarak bebeği doğum sırasında ittirme konusunda güçlenmiş olacaktır. Doğumdan sonra özellikle ilk 40 gün biraz kanamalarımız olur. Rahimin toparlanması ve o dönemden sonra yoğun ilk başlarda biraz adet kanaması gibidir. Onu geçirdikten sonra da yine yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü rahimin toparlanmasını ve tekrar eski formuna ulaşmasını destek sağlar. Yine bu Kegel egzersizinin erkekler için de faydası var. Özellikle prostat olmamak adına 40 yaş sonrasında günlük aktivitelerin içerisine yerleştirilmesini önerilir. Erkeklerde de yapılmasında fayda var diye söyleyebiliyoruz. O yüzden biz bu süreçte olabildiğince bu egzersizi günlük hayatımıza yerleştirmek ve yapabildiğimiz ölçüde yapmak lazım. Tabii bütün herkes bana şey diye soruyor. İşte Esra ve ben işte hamile kaldım. 3 ayda bir işte yoga mı yapayım, pilates mi yapayım? Bunların hepsi de olabilir. Bunların her biri ya da minik koşular, minik yürüyüşler yapmak. Ufak yani sizi çok zorlamayacak derecede doktorunuz özellikle bir şey yani ekstra yapma demediyse minik minik yürüyüşler ve ufak sizi yormayacak tarzı spor hareketi, spor yapabilmeniz bu süreçte çok size fayda sağlayacaktır. Çünkü vücudumuzda spor yaptığımızda ne olur? Önce ne yaptığımız nabzımız yükselir. Sonra yavaş yavaş onu belli bir yerde tutarız. Ve sonra yavaş yavaş sakinleştiririz. İşte bu yükselme ve alçalma. Özellikle sporcu insanların doğumlarına baktığınızda çok daha rahat yapıyor. Çünkü nefesini kontrol edebilmeyi, nabzını kontrol edebilmeyi bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Bu da esasında doğum dediğimiz süreç tamamen nefeslerle alakalı. Sizin aldığınız nefeste bu işin daha kolaylaştığını ve daha zorlaştığını görebiliyoruz. O yüzden spor yapmanın artı da böyle bir faydası var. Bunun yanında da ben böyle kendim bin tanıyan bile ben biraz böyle şey bileyim. Nasıl diyeyim? Daha düz biriyim. Böyle meditasyonlar falan beni biraz zorlayabiliyordu. Fakat bir programda bir olumlamalarla ilgili bir böyle workshop'a gitmiştim. Orada şey dediler. Bize ödev verdiler ve biz her sabah camı açıp evet bugün hava çok güzel, kendimi çok iyi hissediyorum, işte aynaya baktım ben bugün çok güzelim falan diye böyle sözler vardı. Böyle olumlama cümleleri kurmanız gerekiyor arka arkaya. Ya ilk başta yaparken gerçekten çok komik geliyor ve diyorsunuz ki yani kendinize ne yapıyorum ben? Ama bunu derken de gülüyorsunuz ve gülmeye başladığınız için de gün esasında ben bu anlamda yani o sözlerin ötesinde her sabah Allah Allah ya yine komik, yine çok komiyim deyip esasında gülerek güne başlamış oluyorsunuz. Ve bu olumlamalar bütün gününüzü etkileyebiliyor. İşte doğum anında da bizim esasında bir bu tip olumlamalara ihtiyacımız var. Ve bunları ben doğuma gelinceye kadar kafamda yerleştirirsem yani hep şöyle düşünün. Biz doğum dediğimiz zaman hep aklımıza ne geliyor? Normal doğum dediğimizde hep aklımıza ne geliyor? Hemen aklımıza şey geliyor değil mi? Eyvah nasıl doğuracağım? Canım çok mu yanacak? Bu ağrılı bir şey mi? İşte dikişim olacak. Böyle kafamızda hep ağrı, işte acılar, hep böyle kafamızda olumsuz şeyler var. Esasında
sonu güzel biter. Yani hastaneye biz niye gideriz? Hasta olduğumuzda gideriz değil mi? Canımız yanar, karnımız ağrır işte vesaire. Doktor ilaç verir. Bunlar geçer ve iyileşiriz. Ama böyle bir sıkıntılı gideriz de bir şey düzeltmek için. Ama burada evet minik ağrılarımız olabilir. Zorlandığımız dönemler de olabilir. Ama sonu mutlu biten gerçekten 9 ay boyunca beklediğiniz o güzel bebeğinize kavuşacağınız an için gidiyorsunuz. O yüzden çok özeldir. O yüzden bu nedenden dolayı hep burada şey düşünün. Her zorlandığınızda günün herhangi bir döneminde de olabilir bu. Doğum başladı ağrılarınız, o dalgalanmalar dediğimiz o dalgaların büyüdüğü dönemlerde de hep şunu düşünmeye çalıştım. Ben kendimde hep şöyle düşündüm. Bebeğin bir yolculukta, bir dünya değiştiriyor ve yolculuk boyunca bir nehirin içinde, ucunda bir şelale var, küçük de bir kayığım var. Ben nefes aldıkça onu böyle minik minik itiyorum ve şelalenin sonuna doğru, şelalenin ucuna geldiğimde de derin güzelce nefesler aldığımda bebeğim kucağıma gelecek. Yani bebeğim güzel bir yolculukta, ben ona nefes alarak içeriye hava gönderiyorum ve nefes alarak da bebeğimin yolculuğunu güzelleştirmeye çalışıyorum. Hedeflediğimiz şey hep bu olmalı. Ve sonunda da hep şunu düşünmeliyiz. Ne kadar zorlanıyorsam bebek o kadar yakınlaşıyor demektir. Yani ben ağrılarım büyüyor, evet canım yandı ama bebeğim gelmesine çok az kaldı. Evet biraz sonra onu göreceğim. İşte saçı nasıldı, yanakları çok mu tatlı olacak? Burnu minicik mi yoksa benimkine mi benziyor? Bu dudakları nasıl oldu, gözleri nasıl? İşte ultrason resimlerinden hayal ediyorsunuzdur bilmiyorum. Ben de kendi oğlumu hayal ediyordum. Hayal ettiğim gibi mi oldu? Yani kısmen öyle oldu diyebiliriz. Çünkü ben 33 hafta derken doğurduğum için birazcık küçüktü. Ben sadece küçük olmasından dolayı eyvah Allah'ım diye düşünmüştüm ama yüzü gözü o minicik yanakları gerçekten onları hayal etmeniz bu sürecin daha iyi baş etmenizi ve daha rahat bu süreci atlatmanızı sağlayacaktır. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Bunların yanında da özellikle şeyi önemsiyorum ben. Doğum öncesinde mutlaka hastane ziyareti yapmak ve kadın doğum hekiminize bu doğumla ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerinizi paylaşmak. Bu hastane ziyareti neden çok önemli? Önce bir kere doğum yapacağınız yeri görmek çok çok önemli. Doktorunuz zaten size ne yapılması ile ilgili, neler yapacaksınız, basamak basamak bunları tek tek anlatacaktır. Yani işte hastaneye geldiğinizde işte önce ağrılarınız başlayacak, NST dediğiniz bir alete bağlanacaksınız. İşte kalp bebeğin kasılma, bebeğin kalp atışını, sizin kasılmalarınızı göreceğiz. Duruma göre belki sizi eve gönderecek ve belki de hastanede tutacaksınız. Ve orada da süreç başlayacak. İşte bu süreç başladığında neler oluyor? Şimdi ben eğer normal doğum yapacaksam ve bu dönemde de dediniz ki ben hiçbir aletesi kullanmak istemiyorum. Anestezi de kullanmak istiyorum. Ben bu işi kendi kendime yapacağım. Evet, eyvallah, süper. Bunun için tüm gücümüzle bu işi yapacaksak eğer hareket halinde olmak önemli bir şey. Çünkü benim ağrılarım bel çukurumdan başlar, kasıklarıma doğru gelir. Ve bel çukuru bizim ağrının başladığı bölge olduğu için benim çok ağrıyacaktır, ağrıyabilir. O yüzden de olabildiğince sırt üstü yattığınız zaman yani belinizin üstüne yattığınız zaman ağrıyı daha yoğun hissedebilirsiniz. Bunu en az indirmek için hareketli olmak, sağa sola dönmek. Hatta mesela hamileyken hamile yastığı diye bir yastık var. Böyle her tarafını sarılıyorsunuz. O mesela hamile yastığınızda varsa onu kullanabilirsiniz. Doğum anında da yanınıza getirebilirsiniz. Çünkü bol yastık çok iyi gelir. Karnınızın altına, belli boşluğunuza, bacaklarınıza, göğsünüzün altına her yanınıza yastıklarla sıkıştırabilirsiniz. Şey yapabilir. Şimdi Covid'den dolayı hastane ziyareti yaptıramayabilirler. Odaları görmüyorsanız da şunu öğrenebilirsiniz. Hastaneyi arayın. Deyin ki kadın doğum servisindeyim. Yani hafta içi ise mesela mesai saatlerinde ararsınız. Kadın doğum servisinin sorumlu hemşiresiyle görüşmek istiyorum. Kadın doğum her servisin sorumlu hemşireleri vardır. Ve siz sorumlu hemşiresiyle telefonu açtığında Gizem Hanım şey diye sorabilirsiniz. İşte bu hastanede ben işte şu doktorla doğum yapmak istiyorum. Atıyorum Esra Hanım'la doğum yapacağım diyelim. Attım şimdi ismi. Kendi ismim olsun. Esra Hanım'la doğum yapacağım. Ben bu sizin doktorunuzmuş. Doktorunuzun rutinlerini öğrenebilir miyim? Neler yapar? İşte gelir gelmez damar yolu mu açar? Laman mı yapar? Hastanede hastalarıyla nasıl bir süreç geçer? Bunu bir öğrenin. Sonra deyin ki o hemşireden bu konuşmaları duyduğunuzda beni bebek odasına bağlar mısınız? Ve ondan sonra da bebek odasıyla konuş. Şimdi bakın normalde ben ağırlıkla emzirme anlatan biriyim ve genelde annelerde şunu görüyoruz hep. Bebekler hastanedeyken hızlı bir şekilde biberonla karşılaşıyor.
ve ondan sonra memeye dönmek sıkıntıları başlıyor ve 3. ayda çocuklarda bir de zaten memeden uzaklaşma dönemi gibi bir şey oluyor süreçte ve orada bayağı bir zorlanıyoruz ve çok fazla anne var. O yüzden mümkün olabildiğince bebek odasına deyin ki ben bebeğimi doğar doğmaz emzirmek istiyorum. Şimdi emzireceğim tamam ama sütünüz gelebilir gelmeyebilir. İşte bebeğin şekerini ölçüyorlar dönem dönem. Çünkü insülin salınımı yaklaşık 10-12 gün biraz olmuyor bebekte yani orada gelişiyor. O yüzden şekeri düşüyor olabilir. Bu tip bir takım sıkıntılar oldu diyelim. Ve ben bebeğimi emzirirken mama takviyesi vermek zorunda kaldım. Bakın burada arkadaşlar şunu net söyleyelim. Bebekler anne sütüymüş, mamaymış bu ayrışmayı yapmaz. O an karnını doyurmaktır derdi. Çünkü bizler dünyaya yaşama içgüdüsüyle dünyaya geliriz. Ve esasında bebekler annelerini emerken ilk dünyaya geldiklerinde bütün çene kaslarını kullandıkları için onlar için esasında çok yorucu ve zordur. Ne yaparlar? İşte bütün çene kaslarını çıkar. Şey gibi ben bu beni dinleyenler daha evvelden de söylemişimdir. 9-10 katta bir apartman merdivenle çıkmak gibidir. Yani şu an beni şu kondisyonumla ben 8. katta 8 kat yukarı çık deseler yeri mahvolurum. Çünkü 2 kat çıkarım beklerim. 3 kat çıkarım beklerim. Bebek de biraz emer durur. Biraz emer yine durur. İlk başlarda böyledir. Fakat ben burada akışı kolay bir biberonla bebeğime mama verirsem, anne sütü verirsem bebekler biberonu tercih eder. Yani asansör tercih eder. Şimdi ben asansör varken merdiven çıkar mıyım? Çıkmam. O yüzden mutlaka alternatif beslenme yöntemlerini kullanıyorlar mı? Kadehli mi, kaşıkla mı, enjektörle besliyorlar mı? Mutlaka bunu öğrendikten sonra mutlaka aksi bir durum olduğunda kullanmak üzere bir kaşık biberon edinin. Kaşık biberon diye yazın Google'dan çıkar. Onu da steril çantanıza koyun. Aksi bir durum oldu ve bunlardan hiçbirini yapmadılar. Başka herhangi bir biberonla getiriyorlarsa deyin ki önce kaşık biberonla deneyin. Ve bunu hastanede sizi kullanmayı öğretsinler. Önce emziriyorum. Sonra gerekiyorsa mamasını kaşık biberonla verirseniz bebek hem mama hem meme şekilde devam eder sürecinizde sıkıntı olmaz. Ve bebek odasında yine hastane çantasını sormuşsunuz hemen söyleyeceğim. Hastane çantasında şey çok önemli. Hastane çantası içinde mutlaka yine bebek odası şey sorun. Bazı hastaneler hastanede olduğunuz sürece bebeği giydirdikleri kıyafeti hastane kıyafeti giydiriyor. Yani hastanenin kendi bebek işte bodyleri vesaireleri var. Onları giydiriyor. Size de diyor ki hayır diyor siz diyor şey yapın. Sadece çıkışta giydireceksiniz. O zaman iki takım. Birini giydirirsiniz, birini de yedekli durur. Ama dedi ki size, hayır sizin kıyafetlerinizi giydiriyoruz. O zaman hastanede normal doğumda bir gece, sezaryanda normal şartlarda iki gece yatıyoruz. Eğer ben normal doğum yapacaksam yanımda 3 takım, sezaryen yapacaksam 4 takım yanınızda olması yeterli. Şimdi bunlar takım dediğim takımdan neden bahsediyorum? Kısa kollu body, üstüne ince bir tulum, ayaklı bir tulum. Şapka olabilir. Eğer tulumlar eldivenli ise eldiveni olmasabilir. Eldiven olabilir. Ayağında bir de çorap. Fakat siz eğer Temmuz Ağustos gibi doğum yapacaksanız body üstüne tulum, kafasında şapka, ellerinde eldiven fazla olabilir. Çünkü biz askılı atletlerle dolaşırken çocuğu bir de üstüne bebek arabasının üstüne bir de örtü örteceksiniz. Baygınlık geçirebilir. Öyle yapmıyoruz. Ne yapalım? Biraz kısa kollu body giydirirsiniz. Böyle ince altlı bir alt eşortman ya da pijama gibi altlardan giydirirsiniz üstüne. Ana kucağın içine koyarsınız ki ana kucağı olmadan taburcu etmeyen çoğu hastane var. Lütfen bunu da öğrenin. Öyle mi? Hani bebek arabasını sonra alacağım zaten. Bir de Covid de var. Sokağa da çıkmam diyorsunuz ama ana kucaksız taburcu etmeyen bazı hastaneler var. Mutlaka öğrenin. Ana kucağını bebeğin içine koyduğunuzda zaten bebeğiniz korunaklı ve sıcak kalacaktır. Lütfen evinizin ısısının 22-23 derecenin ötesine geçmemeye çalışın. Çünkü çok fazla ısı da bebeğin su kaybetmesine neden oluyor. Bu arada mesela benim takip ettiğim birkaç tane bebek var. Hem emiyor, sütü de var annenin ama yine de kilo kaybetmiş. Ev 28 derece, bebeği de böyle body üstüne tulum katmer katmer giydirmişler. O yüzden dikkat ediyoruz. İlk bir ay siz ne giyiyorsanız bebek bir fazlasını giymeli. Yani o bir fazla da bebeğinizin yarım kundak yapıyorsanız o bir fazla o olmalıdır. Yani eğer şöyle söyleyeyim, Eylül gibi doğum yapacaksınız. Eylül'de kısa kollu bedenin üstüne incecik böyle ince peyni tulumlar var. Hatta böyle delikli delikli böyle bayağı incecik. Bir tane de öyle tulum giydirebilirsiniz. Sıkıntı değil. Kafaları vücutlarının en büyük organlarıdır ve sık kaybı çoğunluğu kafadan olabilir. Dışarıdayken bir kafa şapka takabilirsiniz. Ama hani çok sıcakta çok da ezen bir şey değil olabilir. Eldivenleri
Özellikle uykuya geçişler, uyku sırasında eğer kundak yapıyorsanız, ki ben yarım kundağı tavsiye ediyorum sadece kollarını içine sokarak, o zaman şey olabilir, eldiven takmanıza gerek yok. Ama kundak yapmıyorsanız eldiven uyku anında takmanızı tavsiye ederim. Çünkü uyku anında da yüzünü gözünü böyle bebekler çizebiliyor. Eylül, Ekim'den sonra doğum yapacağınızda kısa kollu body, üstünü tulum. Ama Kasım'dan sonra doğum yapacaksınız, yani Kasım, Aralık, Ocak gibi doğumlar olacaksa, o zaman uzun kollu body, üstüne uzun kollu tulum olabilir. İlk 3 aylık dönemde, ya şimdi şöyle Büşra, doğum yapacağınız ayı gibi düşünün. Aya göre düşünün. İlk 1 ay siz ne giyiyorsanız bebeğiniz bunun bir fazlasını girer. 1 aydan sonra bebekler ısıyı sizin gibi, benim gibi hisseder. 1 ay niye diyoruz? Şimdi bebekler, özellikle yeni doğum yaptığınızda, bebekler anne karnında 36-37 dereceden hop diye 20 derecelere çıkıyor. Yani 15 derecelik bir ısı farkına çıkıyor ortalama olarak. Ve bizim vücudumuzun, cildimizin altında kahverengi bir kas dokusu var. Yağ tabakası var. Bu da esasında ısı dengesini koruyor. Fakat bebeklerde bu tabaka olmadığından, özür dilerim, bebeklerde bu tabaka olmadığından dolayı bebek ciddi anlamda ısı kaybına neden oluyor. O yüzden mesela doğar doğmaz artık yıkamıyoruz. Bekliyoruz hani 6-8 saat geçsin ve ondan sonra, hatta göbek bağı dan sonra yıkanın. İşte bu dönem, o yüzden ilk doğduğu zaman bir ay o tabaka, bu vücut dengelenmeye, iyice ısı kaybını vesaire hallettiği için de birinci ay boyunca bir fazlası, birinci aydan sonra siz nasıl hissediyorsunuz ısıyı, bebeğiniz de aynı şekilde hissedecektir. O yüzden de siz nasıl giyiniyorsunuz o şekilde olmasın da önemli. Doğar doğmaz ağzına emzik veriyorlar mı? Veriliyor demiştiniz. Doğar doğmaz lütfen ağzına emzik vermeyin. Yani çünkü anne memesini alırken ağzında yaptığı hareket başka, emzik de başka, biberon da başka. Çocuğun kafası karışıyor ilk başta. Önce size emmeyi öğrenmesi lazım. Yani bebek güzelce size emiyor ve memenizi güzelce kavrayıp oradan süt alıyorsa, uykuya geçişlerde sadece emzik verebilirsiniz. Çatı muayenesi, ya çatı muayenesi nedir, nasıl diyeyim? Şimdi bizim doğum esnasında özellikle bebeğin geçeceği yer, şimdi pelvis kemiğimiz var ya, bu beynimizdeki sert kemik, o sert bir kemiktir. Fakat oradan bebek büyüdükçe böyle bir geniş, 17. haftadan sonra bir hormon salgılarsınız ve vücudunuzda esnemeler başlar, bebek de oradan bir yolla geçer çıkar. Şimdi çatı muayenesiyle de bebeğin o çıkış anında, o başıyla o sizin çatınızın ne durumda olduğunu doktorunuz kontrol etmek ister. Bu çok böyle, herkes şey söylüyor. Allah'ım çatı muayenesi yapacak, çok mu canım acıyacak, çok mu kötü bir şey olacak. Bu normal bir vajinal muayeneden hiçbir farkı yoktur. O yüzden çok böyle kafanızı büyüteceğiniz, çok da kasacağınız bir durum değil. Kastığınız zaman daha fazla canınız yanar. Çok sıktığınız için kendinizi. Olabildiğince rahat olmaya çalışın. Çok sıkıntılı bir şey değil. Bir durum değil bu arada. Arada bir zor bir işlem değil. Hayır, normal bir vajinal muayeneyle hiçbir fark yok. Emzik kullanmayı şöyle öneririm. Emzik şöyle kullanabilirsiniz. Bebeğiniz size emmeyi öğrendikten sonra sadece uykuya geçişlerde. Emzirdim, gazını çıkarttım. Emziği verdim, sırtını pışpışladım, uyuttum. Bunda sıkıntı yok. Ama ağzından emzik çıktıysa o emziği alın, koyun kenara. Tekrar ağzının içine koymayın. Çünkü her emzik çıktı ağzına yerleştirdim. Her çıktı ağzına yerleştirdiğinizde şöyle bir durum oluyor. Bebek bu sefer unsuz uyuyamıyor. O yüzden düştüğü zaman koymuyoruz ağzına. Gün içerisinde de ağzında emzik olmasın. Çünkü tükürük salgısı arttığı için geçici tok sağlıyor, hissediyor kendini. Ona dikkat ediyoruz. Tekrar şeye gidersek, bebek odasıyla konuştuk. Doğum çantanızın içerisinde bebek kıyafetlerinin yanı sıra siz kendinize önden düğmeli gecelikler alın. En kolay esasında böyle gömlek var. Düğmeyi açarsınız, tutup memenizi hop diye dışarı çıkabilecek, daha rahat, hani bir aksiyon olmasını gerektirecek bir şey değil. Gecelikleriniz ince olsun. Normalde onda da, sezaryanda da, özellikle doğumdan sonraki ilk saatlerde sık vajinal kontrol yapacaklar. Kanama kontrolünüz olacak. Kanama kontrolünüz sık olduğundan dolayı ilk gün gecelik giyecekmişiz gibi düşünün. Birinci günden sonra isterseniz pijama giyebilirsiniz ama ilk gününüzde gecelik giyecekmiş gibi hayal edip çantanızı o şekilde koyun. Normalde kişisel olarak işte duş yaptığınızda duş jeli, şampuan, işte nemler, saç kremi gibi şeyleri esasında hastaneler verir. Ama siz istiyorsanız kendinize ait bir şey de koyabilirsiniz onları. Onun dışında bebek için dediğim gibi yedekli kıyafet, bodysi, tulum, şapka, eldivenden olan setlerden hazırlayabilirsiniz. Buna bir set dersek şey yapabiliriz. Normalde bebekler
Doğumdan sonra kaç yaşına kadar yanında yatmış? Ya bu esasını şöyle söyleyeyim. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 4-6 ay arasında bebekle annenin aynı odada olabildiğince yakın temas içerisinde ve bebek her ağladığını emzirmesi üzerine yakın aynı odada olmasını tavsiye eder. 6. aydan sonra ya da 4 de diyebiliriz buna, emme araları açılmaya başladığı için bebeğinizin odasını yani gece 12'de besleyip sabah 3.30-4 gibi sabah 7'de besleme gibi bir şekil olduğunda odasına ayırmanız daha kolay olabilir sizin açınızdan. Fakat buradaki yaklaşım size göre değişebilen bir şeydir. Yani ben kendi oğlumu 10 yaşında oğlum ama 1 yaşına kadar bizim odada ve kendi yatağında yattı. Niye 1 yaşına kadar? Prematüreydi. Ben o zaman hazır oldum. Yani benim hazır olmamla alakalı bir şeydi. O yüzden sizin de öyle olabilecektir. O yüzden onu kendi hissiyatımıza göre bakın ama ilk 6 ay yakın temas önerirler. İlk zamanlarda süt almak gerekir mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bebeğiniz doğdu. Muhteşem bebekli ten temas yaptık. Şimdi oraya bir hemen kısaca orayı anlatayım da ondan sonra soruları tekrar geleceğim. Şimdi normalde ben hastanede doğum çantasının içerisinde dediğim gibi babalara da mutlaka bir şeyler yanına koyun. Çünkü zaten artık yanımıza tek babayı aldıkları için de onun da işte ayağında mutlaka bir terliği olsun. Yedek işte yedek eşortman vesaire şort gibi yedek kıyafetleri de çantaya koyun. Ve doğum çantanıza koyduğunuz her şeyin yedeğinin yerini mutlaka eşinize öğretin evde nerede olduğunu. Çünkü bir şey lazım olduğunda işte ben diyorduk Altan git evden Altun'un işte şunları getir. Ama yerini bilmeyince nerede? Onun yerine gidip alışveriş yapıp getirmeye denedi. O yüzden ben bir sürü hastanede gereksiz bir sürü alışveriş yaptık. Benim eşim hiçbir şeyin yerine bilmediği için. O yüzden size tavsiyem bütün evdeki her şeyin yedeğini mutlaka eşinize öğretin. Ki ne dediğimizde tık diye tek noktadan alsın gelsin çünkü onları göndereceğiz genelde. Onun dışında da doğum çantanız içindesine süt sağma makinesi koymanıza gerek var mı? Hastanelerde var. Bence gerek yok. Ama bazı hastaneler kullanım için ekstra kullanım bedeli alabiliyormuş galiba. Bir onu konuşun. Eğer aldıysanız pompanızı çantanızı sterilde koyabilirsiniz. İlk gün sağmanıza gerek yok. İlk gün sütünüz geldi gelmedi bu endişeye hiç takılmıyoruz. Sadece emzirme deneyimiz yapıyoruz. Çünkü gebelik hormonumuz bizim süt yapan hormonumuzun üstünü baskıladığı için bebek doğup ne zaman memeye dokundu? Emme güdüsü başlıyor çalışmaya ve doğal olarak süt üretiminiz başlıyor. O yüzden benim hedeflediğim şey doğar doğmaz bol bol ten temas ve emzirme deneyimleri yapmak. Sütüm geliyor gelmiyor endişesini asla kafa aklıma bile getirmiyorum. Bu çok önemli. Mutlaka buna dikkat edin. Ben burada özellikle hastanede doğum çantasını öğrendik. Evet kegel egzersizi yapmaya başladık. Vajinal kaslarımızı çalıştırıyoruz. Bir de size bu arada doğumda şey yaptığınızda normalde ne yapıyoruz? Ağrılar zamanında kendimizi kapatıyoruz. Sonraları gevşetiyoruz. O kapatma esnasında kendim ağrım geldi. Sıkıştırdığım zaman içeri giden oksijen miktarını azaltırım. Ve bu dönemde yapacağız iki tane nefes tekniği var. Onu da anlatayım. Özellikle ağrı anında kendinizi baktınız sıkıştırdınız. Bağırmak istiyorsanız bağırın gitsin. Kapatmaktansa bağırmak iyidir. Çünkü şöyle bir inanış var. Ağzını ben iyice sıkarsam vajinimi, rahim ağzında sıkmış olurum. Yani doğal olarak bebeğe giden yolu da sıkıştırmış olurum. Mantık nedir? Ağzımı açıyorum. Olabildiğince oksijenlenmem lazım ki bebek içeride yolu rahat olsun ve daha iyi yiyebilsin aşağıya. O yüzden de bağırmak istiyorsunuz bağırın. Hatta aklınıza gelirse daha yuvarlak seslerle ses çıkarmak. Aa, o gibi seslerle ses çıkarırsanız bu süreçte içeri oksijen girer ve biraz da o hani sesimizi çıkartmanız gerekiyorsa o anlamda da size destek olur. Ama iki tane nefes sizin işinize yarayacaktır. Bu nasıl? Bir uzun, üç kısa nefes gibi. Uzun nefeste tüy nefes ediyoruz. Bir tane böyle kara hindibağlar vardı. Sokaklarda vardı böyle beyaz üflersiniz otu. O otu baştan başlayıp sonuna doğru üflediğimizi hayal edin. Üç tane de bir tane pasta mumum var. Üstünde de bir küçük bir mum. Üflüyorum üflüyorum sönmüyor. Şimdi birleştiriyorum. Bu teknik yani bir uzun üç kısa, bir uzun üç kısa ağrı anında vücuduma oksijen girmesini sağlayacağı için birazcık daha kendimi kasmamı engelleyecektir ve biraz daha ağrıyı hafif hissetmemi sağlayacaktır. Çünkü ben kapenlerimi kapattıkça bebeğin yolu daraldıkça o zaman ağrı daha da büyüyor. Çünkü vücudumuz, şöyle söyleyeyim size, vücudumuzda doğum için oksitosin hormonu var lazım olan.
Bu oksitosin hormonu rahimimizin kasılmasını sağlar. O iki ağrı arasında vücudun dinlenmesini ve anne ile bebek arasındaki bağlanmayı arttıran bir hormondur. O yüzden çok önemlidir. Bunun için de olabildiğince pozitif düşünmek, olumlamalar yapmak, sonunda bebeğinizi hayal etmek bu sürecinizde hem oksitosin salınımınızı arttırır hem de sizin daha gevşemenizi sağlar. İkincisi de endorfin hormonu. Bu hormon esasında morfinden 1000 kat daha yüksek derecede ağrı kesici özelliği var. Ama bundan faydalanabilmeniz için bizim bu süreçte şey yapmamız çok önemli. Konsantre olmanız çok önemli. Doğum anına, bebeğinize. Hatta böyle eskiden ilkel kabileler şey yaparmış. Doğum anı yaklaştığı zaman kadını bir odaya kapatırlarmış. Eğer akşamsa tavanı da bir delerlermiş. Yere de bir çukur. Alaturka tuvalette oturuyormuş gibi kadın yerde çukura oturur. Tavandan yıldızları sayarak oraya konsantre olarak bebeğinin doğumunu gerçekleştirirmiş. Esasında bu kadar da kolay ama biz ne yapıyoruz? İşte hayatımız, asansörlere biniyoruz, evimizi başka, yani vücudumuz şey yapmıyor. Ama nefes alırken ne yapıyoruz? Burada bir uzun üç kısa. Sadece ağız nefesi bu ağrı anında. Bu ağrı anında yaptınız. Ama ağrılar bittiğinde vücudumu gevşetmem gerektiği dönemde iki o dalgalanmanın arasında yapacağınız nefes şu. Bunu normalde yatağınızdan yatmadan da yapabilirsiniz. Çünkü amacım nefesi burada aşağılara diyaframa kadar inmek. Bir elim şöyle şurada duruyor. Bir elim de burada. Bakın burada ne yapıyorum? Bunu arka arkaya 2-3 defa yapabilirsiniz. Derin bir nefes alıyorum burundan. Ağzımı 2 kere de veriyorum. Bakın bir daha yaptım. Şimdi burnuna nefes aldığınız zaman o nefesin aşağıya şu elimin olduğu yere burayı karnımın şişirmesi gerekiyor. Bunun için de siz evde yataktan kalkmadan sabahları yatağa yatın, dizlerinizi kırın, yatakta bir eliniz bir göğsünüzde dursun ve gibi 1'e 2, 2'ye 4 gibi uzat uzat yapabilirsiniz. Ama 3-4 kezden fazla yapmayın, fazla oksijenlendiğiniz için başınız dönmesin. Yataktan da böyle pat diye kalkmayın, önce bir oturun. Bakın sonra kalkın. Bu nefes benim çok vücudumu sıkıştırdığımda, çok moralim bozulduğunda, acayip sinirlendiğimde bile yaptığımda vücudum karnımın içine o diyaframa kadar nefesi göndermeyi başarırsam vücudun iyice gevşemesini ve beyin içeriye bayağı oksijen gönderiyorsunuz. Hatta böyle nesette de baktığınızda böyle bayağı bir sıkışan bebek gevşediğini ve rahatladığını görüyoruz. O yüzden bu nefesi ben normalde her gün sabah yataktan kalkmadan yapıyordum. İçeri biraz oksijen girdiği için de bebek içeride hareketini hissediyordum. Ki sabah bize oğlum da günaydınlaşıyordu. O yüzden her sabah camı açıyordum evde. Kar bile yağsa. Burundan nefes alıp bunu arka arka 2-3 defa yaptığımda altının tekmesiyle tamam diyordum, uyandım. Ben de hani hareketini yapmış olduğu için kendimi de rahatlatıyordum. Bunu ağrı aralarında burunla ağızdan bir uzun üç kısa yaptığım nefesi de ağrı anında yapacağım nefeslerdir. Bunlar benim bu süreçte olabildiğince içeri oksijen gönderdiğim için hissedeceğim ağrıyı en azı hissettiren ağrı şeylerdir, nefes teknikleridir. Suni sence normal doğumda suyunu sence, şimdi bazen bakıyoruz mesela annenin suyu geliyor. Hastaneye gidiyorsun, su nasıl gelir? İki şekilde, bir sızıntı şeklinde bir de böyle foş diye. Sızıntı şeklinde geldi diyelim. Gittiniz hastaneye. Hastanede hemen onun asidik oranına bakacaklar. Amniyotik sıvı mı? İdrar mı diye. Baktık ki bu amniyotik sıvı, yani sıvıdan sızıyor. NST'ye bağlanacaksınız. İki tane elektrot bağlanıyor karnınıza. Biri bebeğin kalp atışını, biri sizin kasılmanızı gösteriyor. Baktık ki kasılmalar hafif hafif başlamış. Belki marjinal muayene de yapar doktorunuz ve sonra sizi evinize gönderecekti. Muhtemelen takipte olacaksınız. Ama benim suyum foş diye geldiyse hastaneye giderim tabii bu durumda. Doğum çantasında alıp hastaneye gidiyoruz. 24 saat içinde doğum olması gerekir. Daha erken biraz daha uzayabilir ama duruma göre ortalama da 24 saat diyoruz. Ağrılar başladı. Minik minik ilerliyor. Fakat çok da istediğimiz gibi gitmiyor. Yani açılmada ağrıda böyle nanem oldu. Ama siz de normal doğum yapmak istiyorsunuz. İşte orada suni sancı genelde buralarda başlıyor. Suni sancı yani oksitosini ayrıca dışarıdan verdiklerinde bir tık daha ağrı yüksek gelebilir. Ama bu dayanamayacağınız bir ağrı değil. Çünkü
Şöyle söyleyeyim. Ağrı normalde, yani bizim ağrılarımız, o minik dalgalar diyelim, minik 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 başlayıp gittikçe yavaş yavaş yükseliyor. Ve o yüzden vücudumuz buna alışıyor. Suni sancı da birden geldiği için biraz zorlayabilir. O yüzden iki ağrı arasında mutlaka vücudu gevşetecek şeyleri kullanmak lazım. Bu bir. Burundan nefes aldım, ağızdan verdim, vücudumu biraz oksijenlendirdim. Bunu yapabilirim. Mutlaka suyun gücünden faydalanın. İster evde olun, ister hastanede olun. Hastanedesiniz, elinize damar yolu açıldı. Hemşire deyin ki ben hareket halinde olmak istiyorum. Lütfen ayaklı bir serum askısı getirin. Ve onu tutunarak serum askısıyla beraber, eşinizle beraber duşa gidin. Üst yüzü çıkarın. Serum askısı burada dursun, tutun ona. Bir elinizde de oradaki işte duş başlığının yerini tutun. Ve eşiniz duşu açsın, duş başlığı. O bel çukurunuz var ya böyle yanlarda iki tane. Oraya duş başlığıyla dayanabileceğiniz en sıcakta bir sağ tarafa, bir sol tarafa iyice suyu tutsun. Sonra bütün sırtınıza ve boynunuza. Çünkü biz bütün ağrı anda sırtımızı, vücudumuzu kapatıyoruz. Özellikle sırt ve boyun. O yüzden oraları sıcakla iyice gevşetiyorum. Sıcakla iyice gevşettikten sonra siz hemen odaya geçin. Böyle bir güzel hamile hastanız varsa onları sarılarak yatabilirsiniz. Pilates topunuzu sarılarak yapın. Ve eşiniz böyle özellikle aromatik yağlar var. Yasemin kokulu ya da lavanta. Bunlar doğumun da kolaylaşmasını sağlar ki yasemin, lavantanın mesela bebek masajında ben lavanta yağlarını öneriyorum. Lavanta kokularını, çünkü gerçekten bebeği de rahatlatıyor. Eşiniz elini alsın. O bel çukurunuz şöyle duruyor. Şöyle eliniz oraya, eşim şöyle şu şekilde, dairesel şekilde ama birazcık baskılı bir şekilde, böyle hafif tüy gibi değil, yani biraz gücünü verecek. Karnınızdan üst gerekiyorsa şöyle önden tutup şu şekilde bir sağ tarafa, bir sol tarafa güzelce masaj yapsın. Sonra sizin üstünüzü biraz örsün. Hatta böyle parmaklarınıza, ayak parmaklarınıza da böyle minik minik şuralarınızı sıkıştırıp böyle baskılı masajlar yapabilir. Birazcık üstünüzü örtsün de saate tutuyoruz burada. Kaç dakika tuttu diye. Ve ben bütün doğuma giden annelere diyorum ki yanınıza böyle büyük büyük bir de küçük buz poşetleriniz, paketleriniz olsun. Küçüklerinde minik minik böyle delikleri olayına meyve suyu, sevdiğiniz bir meyve suyunu dondurup getirin yanınıza. Öbürkülerinde büyük buz kalıpları olsun. Onları da hastaneye giderken yanınıza getirin. Neden? Çünkü ben suya girdim. Suya giren hastam ne yapabilirim? Sıcak su torbası getirin yanınızda. Büyük bir sıcak su torbası. Sıcak su torbasına şeyi koyun. Suyu koyup havluyu sarar, bel çukurunuza ve sırtınıza eşiniz sıcak kompres yapabilir. Sıcak bütün sinir, oradaki kastı, ağrı anda kastınız her yeri gevşetecektir. Sonra biraz eşiniz masaj yaptı, iyice gevşettik. Üstünüze minicik bir örtü örtün ve gözünüzü kapatın ve uyumaya çalışın. Birazcık uyuyabilirsiniz. Eşiniz son yarım dakika kala sizi uyandırsın. O meyveli buzluklardan bir tane ağzınıza alın. Serin ve biraz enerji kazandırsın. O büyük buzda hafif bir peçete yazıp boynunuza, eklemlerinize soğuk kompres yapsın. Bu soğuk da sizin ağrı, bir sonraki ağrı geldiğinde vücudunuzu gevşettik ya, onun için artık dik, artık ben toparladım, ağrı gelebilir, hiç sorun yok, karşılayabilirim diyebilmenizi sağlayacaktır. Bunlar çok işe yarıyor. Bunu yani sudan faydalanmak, suya giremiyorsanız sıcak su torbası yapmak, sıcakla vücudu gevşetmek, burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek içeriye oksijen göndermek, eşinizin sırta güzelce biraz dolgun masaj yapmış olması ve birazcık uyumanız, arkasından da soğuk kompres yaptığınızda bir sonraki ağrı için epey dinlenmiş oluyorsunuz ve bu süreçte epey dinlendiğiniz için de zaten bir sonraki ağrı sizin için çok yorucu olmayacaktır. Şimdi sızıntı şeklinde gelen suyu fark etmezsiniz, bebek için sıkıntı olur mu demişsiniz. Sedamcığım şöyle, hamileliğin son haftalarına doğru, bebek artık aşağı doğru indiğinde 35-36. Haftadan sonra idrar torbanızın üstüne baskı yapar. Bu ne olur? Çok güldüğünüzde, kahkaha attığınızda ya da hapşırdığınızda bazen minik kazalar olabilir. Baksın ki böyle bir şey yok. Çamaşırınızda bir ıslaklık oluyorsa eğer, bunu fark edersiniz. Islak çünkü. Yani ıslak olduğunu anlarsınız çamaşırınız. Ama kafanız karışır. Değiştirin. Bir daha bir takip edin. İkinci kez yine hissedersiniz. Mutlaka doktorunuzu arayın. Deyin ki ben böyle böyle işte 3 saat 5 saat önce çamaşırımı değiştirdim. Islandı gibi geldi bana. Tekrar aynı şey var. O zaman hastaneye gidersiniz. Hastaneye giderken çamaşırınızı değiştirmeyin. Çünkü hastaneye gittiğinizde amniyotik kesemeyiz, idrar midi, o kağıtları onun şeyine bakacaklar, test yapacaklar. Eğer baktık ki sorun yok, size eve gönderirler. Ama baktık ki sızıntı var, o zaman NST'den bakılacak, bebeğin durumuna, suyun durumuna. Ondan sonra da şey yaparız. Ya doğuma, doğum yani eğer sizde ağrılarınız başladı,
şöyle oldu mesela, ağrılar minik minik başladı, eve gönderdi hayvanınız, yiyip içmenize devam edebilirsiniz, hiç problem yok. Son hastaneye geldikten sonra çok fazla yedirip içirmiyorlar çünkü olası bir sezaryen ihtimalinden dolayı. Hastaneden eve geldiğinizde, evden ağrılarınız başladı, yediniz içtiniz. Şöyle düşünün ama, doğuma yakın kadınlar ishal olur genelde. Neden? Çünkü vücut çıkartmaya, yani bebek çıkacak ya, vücut onu alıştırıyor. O yüzden bütün fazlalıkları vücuttan çıkarıyor. O yüzden de genelde ishal olunur. Zaten belki zaten tuvalete çıkarsınız. Evdeyken yiyip içmenizde hiç mahsuru yok. Hastaneye geldiğinizde genelde şunu sorabilir. Bazı sormuyorlarsa hiç karıştırmayın. Sorarsa eğer oradaki hemşire ya da doktorunuz, en son ne zaman yemek yediniz? O zaman tuvalete çıktınız mı? Hayır. O zaman size lağman yapalım. Şimdi lağman dediğiniz zaman insanlar biraz ajite oluyor. Çok böyle zorlayıcı bir şey değil. Ama size bunu sordular ve genelde işte sosyal medyadan da duydunuz, aman lağman mı, normalde onda ne gerek var, hiç de yaptırmaya gerek yok. Tamam, hiç sıkıntı yok, yaptırmayın. Bu o kip içinde bir problem yok. Fakat bebek tam çıkıma geldiği zaman, yani bebeğin kafası artık 10 santim açıklığınız var, tam hem vajine hem üstüne böyle yoğun baskı yaptığı zaman size ciddi anlamda ıkınma ihtiyacı gelir. Ikınma ihtiyacı da aynı defekasyon, tuvalete çıkacakmışsınız gibi. Şimdi o durumda anneye de bir de lağman yapalım dedik ya biz orada, yaptırmadı anne. Genelde şöyle oluyor. Tuvalete mi çıkıyorum, bebek mi geliyor? Kadına diyorsunuz ki hadi bakalım tüm gücünü tut. Bütün gücünle kafanı öne doğru, aşağı doğru bebeğini ittir. Güzelce yıkın. Fakat daha evvelden de böyle bir şey soruldu ve kafası da karışık annenin, yaptırmadı lağmanı. Tuvalete çıkacağım diye bebeği asla akamıyor. Kafanızı son anda takacaksanız, yiyip içmenizi doktor size özellikle yemek yeme demiyorsa evdeyken yemeye devam edin. Hastaneye geldiğinizde de lağman teklif ediyorlarsa, ki etmiyorlarsa böyle bir şey yoktur ihtiyaç demek ki, kafanız karışmasın. Ama böyle bir şey size teklif ediliyorsa ve sonda bunu kafaya takacaksanız yaptırın gitsin. Çünkü ıkınma zamanında, yani bebek tam çıkıma geldiği zaman, bebek esasında en dar bölgede. Orada güzel 2-3 tane nefes alıp, kafamı aşağı doğru hep şunu hayal edin. Şimdi bebeğim şelaledi. Gözümü kapatıyorum ve ittiriyorum bebeğimi. Bunu hayal ettiğinizde bebeğinizin hop diye kucağınıza geldi, kafasının doğumunun gerçekleştiğini göreceksiniz ki zaten tepesinde ve yukarıda iki tane bıngıldak var. Bunlar bu ne işe yarıyor? Kafatasını küçültüyor. İçeride bir manevra yapıp bebeğin doğumu gerçekleşiyor. Kafasının doğumu gerçekleşiyor. Kafası aşağı doğru baktığında önce ağzının içini temizliyorlar. Sonra bir omzunu, sonra diğer omzunu çıkarak bebeğin doğumunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Asuda Hanım, bebeğin başı karnına dönükse, yani şimdi şöyle, burada kaçıncı haftada olduğunuz, bebeğinizin sonradan içeride şekilde değiştirebilir, İlla kafası yukarıda gibi diyemiyoruz, doğum kanalına girmeye başlamış mı, yani onlara bakmak lazım, tek başına anlamlı değil bu. Bebeğin genelde çıktığında göbek bağı daha size bağlıken bebeği alıp annenin hemen koynuna koyabiliriz. Burada ten teması çok çok önemli. Ben özellikle normal doğum yaptığınızda, sezaryenle epidural yaptığınızda, epiduralli sezaryen yaptığınızda bebeği doğar doğmaz hemen annenin kucağına veriyorlar. Ve bu şöyle düşünün, bebekler 1-9 ay boyunca sizin karnınızın içerisinde çok sıcak, 36-37 derecelik bir ısının olduğu yerde, suyun içinden sürekli bir ses, elektrik süpürgesi gibi bir sesi duyduğu, kokusu bambaşka, karanlık, daha loş ve ona fazla sadece sizin amniyotik kesenizin dokunduğu bir ortamdan yaklaşık 15-20 derecelik bir, kemiyathaneler de doğumhaneler de seninle daha soğuk bir yere çıkıyor. Herkes ona dokunuyor. Çok fazla ışık var. Ve bebek bir ayrı psikolojisine girer. Ve bebeği doğar doğmaz annenin hemen yanağına koyduğunuz zaman çocuğun hemen ağlamayı kestiğini ve hemen kendini güvende hissettiğini görürüz. Bu anne ile bebek arasındaki bağlanmanın birinci basamağıdır. O yüzden tek istediğiniz şey, tek doktorunuza söylediğiniz şey şöyle olmalı. Ben bebeğim doğar doğmaz hemen ten temas halinde olmak istiyorum. Hemen bebeğimi kucağıma, hemen yanak yanağa dokunmak istiyorum demeniz çok çok önemli. 41. haftası annenin karnına dönükse normal doğuma ne kadar engeldir? Aşağı doğru dönmesi lazım ama dönebilir başı. Yani başı önemli olan baş geliş gelmiş olması. Yani başı geliyorsa bebek içeride kendinden de dönebilir 41'de olsanız. O yüzden çok büyük bir sıkıntı değil bence o. Bir tanesi doğar doğmaz olabildiğince ten temasını hızlıca yapmanızı öneriyoruz. Oldu da ben
Normal doğum planladım. Her şey bu şekilde gidecek diye düşündüm ama son anda her şey yolunda gitmedi ve bir sezaryen oldu. Yani mesela benim de hiç beklenmeden 33. haftada acil doğum ve sezaryen ve genel anesteziyle oldu. Çünkü vakit yoktu. Hızlıca doğumunun olması gerekiyordu. Böyle bir durum olduğunda da ben orada diyorum ki bu anne ile bebek arasındaki bağlanmayı babayla bebek arasında da yapabiliriz. Mutlaka her iki doğum şeklinde de ister normal doğum ister sezaryen doğum. O gün beşiklerinize mutlaka gömlek giydir ya da şuradan önden düğmeli bir şey giysin. Şimdi bebekler 24. hafta gibi dışarıdaki sesleri duyuyor. 27-28. haftada da artık o sesleri fark ediyor. Yani 28. haftadan sonra bebeğiniz babasının sesini tanıyor. O yüzden mutlaka bebekler doğar doğmaz babanın da mutlaka kucağına koyun. Mutlaka baba da konuşsun. Hele ki sezaryen olacaksınız. Bebek sizin çıkmanız yukarı çıkmanız 1-1,5 saat olacaktır. Bebek bebek odasına gidince baba da onlarla beraber gitsin. Hemşire dizisi gibi ben hemen kucağıma alabilir miyim? Birkaç düğmesini açsın. Hemen görüp ten temas halinde olun. Ve mutlaka bebeğiyle konuşsun. Hoş geldin. Bak biz seni bekliyorduk. Hadi bakalım falan filan işte içinden ne geliyorsa böyle bir konuşma yapsın. Ve bu bebeklerin göreceksiniz ki ağlayan bebeğin hemen sakinleştiğini ve gevşediğini göreceksiniz. Benim oğlumla babası ilk karşılaşma yaptı. Çünkü dediğim gibi ben acil sezaryen ve uzayan bir durum olduğundan dolayı. Bu süreç işte bu çok çok kıymetli. Ha şöyle diyorsunuz evet pek prematüre bebekler de oluyor mu? Prematüre bebekler de annelerini tanır. Neden tanırlar? Çünkü onun kokusunun içinde büyüyorlar. Düşünsene sizin kokunuzun içinde büyüyor. Sizin de mesela bebek oldu da erken doğum oldu. Bebek doğduğu gibi hemen hop küveze koydular ve bebek odasına gidildi. Burada da şey sorabilirsiniz. Yani bebek biraz stabil olduktan sonra haftasına da bağlı olarak tabii bebekle kanguru bakımı dediğimiz bebeği böyle annenin çıplak göğsünüze anne ya da babanın şu göğsüne koyuyorlar ve burada olabildiğince ten teması yapıyorlar. Ve bakmışlar ki yurt dışında bu kanguru bakımı dediğimiz şeyi yapan bebeklerin diğer bebeklere göre daha hızlı büyüdüğü, daha hızlı iyileşti. Eğer imkan varsa, olanak tanıyorlarsa, her şey yolundaysa, şimdi Covid olduğu için biraz karışık olabilir ama yine de bunu sorabilirsiniz. Ama bebeğiniz her halükarda, bebeğiniz hastanede sizin minik emzirme denemelerine başladıklarında, minik minik size dokundurmaya başladıkları an zaten sizi hatırlayacak. Yani mümkün değil hatırlamaması. Hep bu kaygı aynı şeylerde de olur. Prematüre bebek annelerinde de olabilir. Çalışmaya başladığınızda bakıcıyla kalan annelerde de aynı şeydir. Bebeğim beni unutur mu? Bebeğim sanki hani o bakıcıyı daha çok seviyor ya da anneanneyi daha çok mu seviyor? Hiçbir zaman çocuğunuz sizi başkası kadar, başkası ya en çok sizi sevecek. Onu öyle bilin. O yüzden hiç işiniz rahat olsun. Bebeğiniz prematüre ise de, bebeğinizi artık hastaneden çıkıp eve geldiğinizde de bol bol ten teması yapın. Hem siz hem babanız. Çünkü bir ten teması bebeğin emme içgüdüsünü arttıran bir şeydir. Çünkü anne kokusu bebeğin emmeyi hatırlatır. Sizin kokunuzu duydukça bebek emmesi gerektiğini, o annesinin kokusunu duydukça da emme güdüsünü arttıran bir şeydi. Çok mucizevi bir şey esasında. Çünkü mesela bazen emme problemleri olan bebekler annelere diyorum ki mutlaka ten teması yap. Hatta böyle sabah öğle akşam yap. Sabah 15 dakika, öğlen 15 dakika, akşam 15 dakika. Bunu dediğim zaman bazen şey diye geliyor bana. Hani baştan mı sarıyor beni acaba? Hayır, esasında baştan sarmak değil, gerçekten çok çok işe yarıyor. Çünkü aralarımızdaki bağı çok yükselten, o aradaki bağ yükseldiği zamanda da böyle çocuğun gerçekten aranızdaki bu enerjinin ne kadar farklı olduğunu siz de hissediyorsunuz. Bebekte de bu hissi hissediyorsunuz. O yüzden mutlaka ten teması yapmaya çalışın. Hemoroidin olması doğumu zorlaştırır mı? Yani hemoroid kontrol edilebilen bir şey olduğu için öncesinde sizin hemoroidiniz varsa doktorunuz tarafından bunu ilaçla kontrol edebildiğinizde de sıkıntı olmayacaktır. Doğumdan sonraki ilk günlerde biraz zorlanabilir. Yani eğer varsa kanama dolduysa biraz zorlanabilir ama sonrasında daha hızlı geçiyor. Çünkü hemoroidin bir nedeni de bebeğin yükü bindikçe oradaki damarlar daha fazla yükleniyor. Şimdi o yük biraz azaldığı için hemoroid birazcık daha rahatlayabilir, gevşeyebilir. Kabız olmamanız lazım. Beslenmenize dikkat etmeniz, bol su içmeniz lazım. Zaten bunları emzirmeniz gerektiği için de aynı şeyi söyleyecekler için emziren anne gibi beslenirseniz hemoroid hikayesinden de uzaklaştırırsınız. Ama bir doktorunuzla konuşun. Öncesinde belki minik tedbirlerle halledebilirsiniz. Ben 8 gün önce 30 hafta doğum yaptım. Sezaryen olup prematüre bakımı. Ya bu şu anın burada dikkat edeceğiniz en önemli şey evet kimseyi kabul etmeyin. Çünkü zaten hastalıklı durum olduğu için prematüre bebekler bir tık daha hassas oluyorlar. Eminiz siz herkese 22-23 diyoruz ama sizinki 24-25 olabilir en fazla. Daha da fazla değil. Daha emzirme kısmında
Çünkü bunlar 34. haftaya kadar emme güdüleri artıyor. O yüzden hemen emmesinde bir sıkıntı var, mama destekli gidiyorsanız şu anda sizin dikkat edeceğiniz en önemli şey doktorunuzun verdiği ölçüde ve şekilde beslenmektir. Mamayla destekli gitmeniz gerekiyorsa burada asla emzirme denemesi yapın, ama çok hızlı yorulacaklardır. O yüzden desteğe ihtiyaç vardır. Burada mutlaka doktorunuzun birebir söylemlerine dikkat etmeniz çok önemli. Ben de 33 hafta derken doğmuş bir anneyim ve kaçta 13-14 yıllık hemşireydim doğum yaptığım zaman, ki emzirmeyi en çok anlattığım bir dönemdeydim. Ve Altun'un emme güdüsü daha zayıftı ve biz o süreçte mamayla başlamak zorunda kaldık. Burada dünyanın en zoru değil, ben de Aptamil'in prematüre bebek mamasını kullanmıştım. Sonrasında emzirme denemelerimden vazgeçmedim. Bol bol ten temas yaptık, emzirme denemelerine devam ettik. Ve sonrasında böyle 45 günü falan buldu Altun'u. 45 gün sonra Altun gayet emebilen, bir çok büyük sıkıntılı, bu anlamda da büyük sıkıntıları olmayan bir çocuk haline geldi. Ama 40 gün biraz zordu tabii. Yani tutması, emmesi birazcık daha yavaş ilerliyorlar. Ama çok hızlı bir şekilde büyüyorlar. Merak etmeyin. İyi düşünmeye çalışın. Sadece bu dönemler birazcık Covid'den dolayı hijyen işte biraz dikkat etmeniz. Bol bol ev havalandırmanız çok önemli. Bebeğiniz sahim solmamaya geliyorsa niçin sağım yapmalısınız? Yapmak zorunda değilsiniz. Eğer göğsünüzde çok fazla süt var, emzirdiğiniz halde göğsünüz doluysa, bebeğiniz yanınızda değilse ya da süt arttırmak derdindeyseniz ancak sağım yaparsınız. Her şey yolundaysa gerek yoktur sağmanıza. Kanguru yapıyoruz evde tabii ki, ama gene de süt almıyor. Süt az, ne yaptıysak olmadı. Ya prematür bebeklerde çok kafayı takmamanız lazım. Onun büyüme hızının düşmemesi ve belli ölçülerde büyümeye çalışmak lazım. Siz emzirme denemelerine mutlaka devam edin. Gerekiyorsa emzirme sonrası sağmalar yapın. Orada bütün gün boyunca sütlerinizi toplayın. Gerekiyorsa bir yana sütü verin. Ama yine de kıymetlidir. Hiç üzmeyin kendinizi. Çünkü kafayı taktıkça o süt de olmaz. Olabildiğince iyi düşünün. Pozitif düşünün. Bu işi halledeceğinizi, bebeğinizin büyüyeceğini düşünün. Benim oğlum, bakın, belki bakarsınız bebeğim geliyorsa çok da paylaşmıyorum ama bayağı kocaman bir adam oldu. Yani 1900 gram 44 cm. Şu kadar çıktı. Ve inanın ben onun büyüyeceğine hiç inanmıyordum. Diyorum ki büyüyemeyecek herhalde, böyle minik kalacak. Şimdi yaşıtlarından büyük. Yani hızlıca büyüyorlar. Bana da küçükken söyledikleri zaman şey gibi geliyordu bana. Ya biri bana daha büyüyecek demesin diyordum. Çok sinirleniyordum ama gerçekten rahat olursanız çok daha hızlı kolaylaştıracaktır. Doğuma doğumu kolaylaştırmak için neler yapabilirsiniz? 37. haftadasınız. Burada düşünmek lazım, dediğim gibi pozitif düşünmeye çalışmak gerekiyor. Olabildiğince ağrılar başladığı dönemlerde, rahim ağzınızın açılmasını istediğiniz dönemlerde çömelme hareketleri yapabilirsiniz. Biraz böyle merdiveni inip çıkmak, ağrı aralarında yürüyüş yapmak çok işe yarıyor. En basiti, hiç spor yapmadınız diyelim, bulunduğunuz yerde merdivenlere inip çıkın. O merdiveni inip çıkma hareketleri çok güzel rahim ağzının açılmasını sağlar. Bir de çömelme hareketi. Eşinizi koltuğa oturtturun. Onun önünde ellerinizi tutun ve çömelip kalkın. Fakat bunu önceden yapmanız gerekiyor. Hiç böyle bir şeyler yapmadıysanız bir tane pilates topu alın. Onun üstüne oturun ve böyle güzelce hafif hafif üstünde böyle sallanma hareketleri, kalçanızı bir sağa bir sola hareketler yapmanız, bunlar bile rahatlatacaktır. İyi düşünmeniz, mutlaka ağrı aralığında suya girmeniz, burundan nefes alıp ağızdan vermediğiniz gibi nefes tekniklerini kullanmış olmanız rahatlatacaktır. Suni sancı, doğum sancılarımız, yani rahim ağzımızın açılması bebeğin gelmesiyle çok eşleşmediğinden dolayı o zaman suni sancı denenebiliyor. Anne normal doğum istiyorsa. Ha Burçin Hanımcığım, ben de sizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. 40 haftada doğdu bebeğim. Ne güzel. Sizin zaman zaman azaldan çıkmış, umurumu getirmedim. Bir azaldı bir çoğaldı, oğlum hep evde. Evet ya Burçancığım, hepimizin öyle. Yani ben de öyle. Yani bir gitti bir geldi. O süt yüzünden dilimde kitle çıktı. Ölüyorum zannettim falan. Hepsi geçip gidiyor. Süremiz çok bitti. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepiniz iyi ki varsınız. Hurma da yiyebilirsiniz. Bir dakikamız kalmış. Ben hemen kapatmam lazım ki kaydedelim yayınımız bu. Boşa gitmesin ve ilk adımların hesabında da oradan izleyebilirsiniz. Sorularınız varsa lütfen yorum yazın. Umarım hepiniz sağlıklı güzel bebeklerinizi doğurursunuz. Şunu unutmayın. Annelik demek normal doğurmak ve emzirmek değil. Bebeğinizi kucağınıza alınız, ona sevginizi vermeniş olmanız, ona yapacağınız en büyük hediye. Bol bol sarılın bebeklerinize.